1958 yılında Nusaybin'e bağlı Arbu köyünde doğdum. O dönemlerde İstanbul'da devrimci, Türkiye genelinde tabii devrimci sol hareket çok aktifti. Ben de o sol hareketlerin olaylarına karıştım ve 1981'de 12 Eylül döneminin en zor koşullarında yakalandım ve Mamak cezaevine girdim. 26 ay Mamak cezaevinde yattım. Tabii Seyfo büyük bir kırılma noktasıydı bizim halkımız için. Seyfo'dan sonra gerçekten halkımızın içine bir korku girdi. O korkuyla Seyfo'dan kurtulanların büyük çoğunluğu da yine yerleşim alanlarını terk etti ve yurt dışına gitti. 1970'lerden sonra yine bir göç akını oldu Avrupa'ya. Son 15 yıldan bu yana yine Avrupa'dan ülkeye dönüşler var. Tabii şimdi dediğim gibi biz şeyden hiçbir zaman ülkeden kopmamıştık, siyasetten de kopmamıştık. Yeşil Sol'a müracaat ederken adaylık için tabii ki bizim ilk tercih edeceğimiz yer Mardin olacak. Süryanilerin bir merkeziydi. Sadece Süryanilerin değil, yani biliyorsunuz Mardin. Ben ilk Midyat'ta ilk seçim bürosunu açtığımızda şöyle bir şey söylemiştim. Mardin gerçekten Türkiye için örnek olabilecek bir il. Çünkü Mardin'de halklar yaşıyor. Süryaniler var, Ermeniler var, Kürtler var, Araplar var, Türkler var. Tabii şimdi buraya ilk geldiğimde ilk gözüme çarpan, ben şunu bekliyordum, işte eski Mardin'i göreceğim, eski Midyat'ı, eski Nusaybin'i, yani doğup büyüdüğüm eski köyü göreceğim. Maalesef ilk geldiğimde zaten doğup büyüdüğüm köye gittim. Yani hiç buralardan transit geçerek şey yaptım. Doğup büyüdüğüm köyden bir eser görmedim. O beni üzdü doğrusunu isterseniz. Çünkü ben isterdim ki yani top oynadığım harmanları göreyim, yürüdüğüm sokakları göreyim, ama onların yerine modern bir Avrupa köyü gördüm. Ondan biraz etkilendim doğrusunu isterseniz. Onun dışında Midyat'a gittiğimde de, çünkü ortaokulunu Midyat'ta okudum dediğim gibi, Midyat'a giderken de hakikaten başka bir şehirle karşılaştım. Söz verdim, ben dedim eğer seçilim meclise gidersem halkların sesi olacağım. 40 yıldır devrimci mücadelenin içerisindeyim. Ben devrimci mücadele bayrağını 12 Eylül 1980 sabahı saat 04'te cezaevindeyken cuntaya karşı ilk yapılan direnişe katılarak o bayrağı elime aldım. O gün bugündür o bayrağı elimden düşürmedim. Ömrüm yeterse, ömrümün sonuna kadar da o bayrağı elden düşürmeyeceğim. Özellikle kendi halkıma bir çağrımdır. Bugüne, yani Cumhuriyet'ten bu yana gerçekten Türkiye'de hiçbir parti yeşil, yani hep geleneğinden gelen partiler sadece Türkiye'de yaşayan halkların renklere önem vermiştir. Ve bu doğrultuda da birçok insanı parlamentoya taşımıştır o halkların temsilcisi olarak. Bugün de Yeşil Sol aynı geleneği sürdürerek bize listelerinde yer verdi. Halkımıza çağrımdır. 14 Mayıs'ta sandıklara gidin ve oyunuzu Yeşil Sol için kullanın. Unutmayın. İki oy hakkınız var. Bir oy parlamento seçimleri için, bir oy da cumhurbaşkanlığı seçimleri için. Bu Türkiye'de değişimin gerçekleşmesi ve bu faşist yönetimin sona ermesi için, cumhurbaşkanlığı için oyunuzu da Kemal Kılıçdaroğlu'na veriniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.